Herkese merhabalar. Edebiyat yolculuğumuza roman ile devam ediyoruz. Gerçekten bugün romantizm akımını, Tanzimat romanını, Servet Fünun romanını ve Milli Edebiyat romanını işleyeceğiz. Çok kolay, çok zevkli, çok leziz bir konu. Zaten geçen sene temelini atmıştık. Şimdi acaba romanda neredeyiz? Tanzimat romanında ne yapacağız? Servet Fünun romanında ne yapacağız? Fecrati ve Milli Edebiyat romanında ne yapacağız? Bunları göreceğiz. Birincisi, Türk Edebiyatı'nda Tanzimat'a kadar romanın yerini biliyorsunuz İslamiyet öncesinde destanlar vardı. Bu Oğuz Kağan destanı, Ergenekon destanı. Sonrasında efsaneler ve Divan Edebiyatı döneminde yazılan mesneviler ve Halk Edebiyatı döneminde yazılan halk hikayeleri ve masallar tuttuğunu bilmemiz lazım. Bu üniversite sınavında çıkan bir bilgi. İslamiyet öncesi edebiyat biliyorsunuz 11. yüzyıla kadar daha çok sözlü gelenekteydi. Destan dönemi dediğimiz dönemde burada destanlar var. İşte Oğuz Kağan destanı, Ergenekon destanı, Şu destanı, Alper Tunga destanı gibi destanlar. Sonrasında geçiş dönemi var. İslamiyet'e geçiş yapıyoruz. Bu Karahanlılar döneminden hani İslamiyet'i kabul ettikten sonra Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutat Gubilik, Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Lügat-ı Türk, Edip Ahmet Yükünik'in yazdığı Atabetül Hakayık, Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divan-ı Hikmetler vardı. Bir de yazarı belli olmayan anonim ama çok önemli bir eser olan 12 hikayeden oluşan Dede Korkut hikayeleri vardı. Bu da üniversite sınavında çıkmış. Destandan halk hikayeciliğine geçişin dönem nedir eseri? Dede Korkut hikayeleri. Niye? Burası aşırı olağanüstü. Burada olağanüstülükler azalıyor. Halk hikayelerinde ise olağanüstülükler baya baya bir azalıyor. Halk hikayeleri. Hatta burada cenknameler de var. Milletin Bakanlığı tarafından Hazreti Ali'nin hikayelerinin anlatıldığı cenknamelerde vurgu yapılıyor. Divan Edebiyatı'nda ise Allah aşkının temeline alındığı işte Leyla ve Mecnun. Burada da Yusuf ve Züleyha mesneviler var. Sonra bunların hepsi birleşip Avrupa'dan gelen romanla ortak noktada buluşacaklar. Demek ki destanlar halk hikayelerine, halk hikayeleri romana dönecek. Destanlar mesneviye, mesneviler romana dönecek. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi bize ilk roman çeviri olarak geliyor. Yani direkt roman yazamıyoruz. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından Fenelon'un eseri Telemak çevriliyor. Bunu Fenelon diye bir Fransız yazar yazmış. Bu Telemak adlı eseri Yusuf Kamil Paşa çeviriyor. Sonrasında İlk yerli romanı Taşuku Talat ve Fitnat ile Şemsettin Sami yazıyor. Taşuku Talat ve Fitnat. Talat'la Fitnat'ın aşkı. Talat ve Fitnat. Sonrasında Tanzimat 1. dönemde yine Namık Kemal ilk edebi roman İntibahı yani Uyanış yazıyor. İlk tarihi roman Cezmi yazıyor. 3. Selim zamanında Adil Giray olayı. Recaizade Mahmut Ekrem Tanzimat 2. dönemde ilk realist roman olan Araba Sevdası'nı yazıyor. Behruz Bey etrafına gelişen olaylar. Nabizade Nazım yine 2. dönemde ilk köy romanı olan Karabibik yazıyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Karabibik Yosturoğlu kahramanlarına sahip bu eserde kahramanlar yaşanılan çevreye göre konuşturuluyor ve naturalist özellikler ağır basıyor. Mehmet Rauf da ilk psikolojik roman Eylül'ü yazıyor. Fakat batılı anlamda ilk romanlar tabii ki Mai ve Siyah ile Servet Fünun döneminde Halit Ziya Uşaklıgil tarafından yazılacak. Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi birincisi şuraya bir bakalım. Tanzimat dönemi romanı, Servet Fünun dönemi romanı ve Milli Edebiyat romanını anlamaya çalışalım. Şimdi Tanzimat dönemi romanının en önemli özelliği toplum için sanat yapılıyor olması. Yani burada topluma bir şeyler verilmeye çalışıyor. Diğerleri hep sanat için sanat, sanat için sanat. Milli Edebiyat döneminde toplum için sanat var ama buradaki toplum için sanat zaten artık hani meşrutiyet gelmiş. Zaten artık Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı başlamış. Burada mecburen toplum için sanat. Buradaki sanatçılar ise gerçekten romantizm akımıyla duygularını esere yansıtacaklar. Diyecekler ki görücü usulü evlilik kötü, yanlış batılılaşıyoruz, batıya fazla özeniyoruz, cariyelik kötü bir şey diye vurgulayacaklar. Ve eserler tek yönlü. İyiler çok iyi, kötüler çok kötü. Zaten bu da romantizmin en önemli özelliği. Akkara çatışması. Ve yazar kişiliğini gizlemeyip olayın akışını kesip bilgi ve öğüt veriyor. Dolayısıyla teknik yönden eserler kusurlu. Niye? Olayın akışını kesip okuyucuya bilgi verince tam romanın ortasında kafamız karışıyor. Şöyle bir dizi düşünün mesela. Dizi izlerken pat diye dizi duruyor mesela. Nasıl bir örnek vereyim? Polat Alemdar'ın Kurtlar Vadisi'ni düşünün mesela. Ben eskiden onu hatırlıyorum. Şimdi hangi diziler var bilmiyorum. Duruveriyor bir anda Polat. Evet sevgili izleyiciler. Sizler de bazen bu tarz şeyler yaşamaz mısınız toplumsala? Ne oldu ya? Sen kahramanla niye bir anda olayın akışını kestin? Niye olayı böldün? İşte Tanzimat romancıları toplumu bilinçlendirmek için eser yazdıklarından pat diye olan akışını kesip okuyucuya bilgi veriyorlar. Tanzimat 2. dönemde ve Servet Fünun'da böyle bir şey yok. Tamamen sanat için sanat yapıyorlar. Gerçeğe yakın, olayın akışını kesmiyor, bilgiye öğüt vermiyor. Dil ise ağırlaşıyor. Servet Fünun romanı ise gerçekçi romanlar yani realist romanlar. Burada gerçekten teknik başarılı ve neden sonuç ilişkisi kuruyor. Bunlar teknik yönden kusursuz. Zaten batılı anlamda ilk romanlar bu dönemde yazılacak. Bunların hepsinin detayına gireceğiz birazdan. Milli Edebiyat romanı ise realizm yani yine gözlem var. Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Anadolu insanı gözlemlenecek. Ve
Burada da Türkçülük ve milliyetçilik eksenli tezler ön plana çıkacak. Burada yani toplumu yönlendirmeye çalışıyor. Türkçü olmalıyız, milliyetçi olmalıyız, ülkeyi kurtarmalıyız diyoruz. Şimdi gelin bunların detayına girelim. Birincisi, Türk Edebiyatı'nda ilk romanlar romantizm akımının etkisinde yazılıyor. Hocam romantizm akımı nedir? Elinde bir kırmızı gül, siyah gömlek, siyah pantolon giymiş, dans eden bir adam mı? Hayır. Romantizm duygu demek. Romantizm coşku demek. Romantizm dolayısıyla sanatçının toplumun yönlendirmesi demek. Duyguları, bireyselliği, hüznü, duyarlılığı, doğaya yönelmeyi esas alan her türlü özgürlük, yerlilik ve milliliği savunan sanat akımı. Akıl ve sağduyu önemseyen klasisizm akımına tepki olarak çıkıyor. Ve 18. yüzyılın ikinci yarısına doğru. İlkelerini Victor Hugo, biliyorsunuz bunun oyunu da vardı, Cromwell adlı oyununda açıklıyor. Şimdi romantizmin temel ilkeleri. Birincisi, sanat toplum içindir. Yani sanatı biz toplum için yapıyoruz. Toplumu bilinçlendirmek için yapıyoruz. Dolayısıyla duygular önemli. Duygularını sanatçı esere katmalı. Din, tabiat ve milli tarih önemseniyor. Şimdi burada şu çok önemli. Akımları da bilmemiz lazım. Romantizm akımı falan diyoruz ama bakın şimdi. Şimdi bir ilk başta romantizm akımı var. Romantizm akımını yazalım. Romantizm anahtar kelimemiz duygu demiştik. Duyguyu yazdık. Tamam. Birazdan bunun ne olduğunu daha net anlayacaksınız şimdi. Sonra romantizmden önce klasisizm vardı. Klasizm bize fazla tutmuyor zaten. Klasizmin anahtar kelimesi akıldı. Akıldı. Sonra romantizme tepki olarak realizm var. Realizm var. Ve bunun devamı olan naturalizm var. Şimdi romandaki akımlar bunlar. Şimdi realizmdeki anahtar kelimemiz gerçek. Yani gözlem diyorum bunun anahtar kelimesi. Burada ise deney kelimesini anahtar kelime olarak yazıyoruz. Şimdi ne anlatıyorsunuz hocam? Bakın şimdi dikkatli dinleyin burayı. Şöyle koyalım buraya. Tamam. Şimdi klasizme tepki olarak romantizm doğuyor. Romantizme tepki olarak realizm doğuyor. Realizmin devamı niteliğinde de naturalizm var. Şu anda günümüzdeki bütün yazarlar daha çok realizm ve naturalizm akımından besleniyor. Şimdi besleniyor. Ne anlatıyorsunuz hocam? Bakın şimdi. Diyelim ki ben bir roman yazacağım. Ben bir sanatçıyım, roman yazacağım. Ve evimde yaşanan olaylardan etkilenen bir roman yazmak istiyorum. Yani sonuçta her sanatçı yaşadığı çevreden etkileniyor. Ben de evimde yaşanan olayları anlatan bir roman yazacağım. Eğer klasik bir romancıysam, klasikten etkilendiysem, karakterleri, evimdeki kişileri olması gerektiği gibi anlatıyorum. Kusursuz, evrensel, soylu, kötü dil kullanmayan, akıllı ve mantıklı. Eğer romantik bir sanatçıysam duygularımı esere katıyorum ve evdeki karakterleri olmasını istediğim gibi anlatıyorum. Yani böyle atıyorum milliyetçi, vatansever, ülkesini seven, ne bileyim dindar, böyle kendimi yönlendiriyorum. Ya da komünist, sosyalist ya da ne bileyim kapitalist, fark etmez. Kendi duygularım neyse, dinciysem yani muhafazakarsam dini öğeler ağır bastırıyorum. Eğer milliyetçiysem milliyetçi öğeler ağır bastırıyorum. Veyahut da sosyalistsem komünistsem komünist öğeler ağır. Yani duygularımı esere katıp kahramanları ona göre anlatıyorum ve eserde iyileri çok iyi yapıyorum, kötüleri çok kötü yapıyorum. Hatta olayın akışını kesip size bilgi veriyorum. Bakın size böyle Müslüman olun, karakterli olun, ahlaklı olun, dindar olun falan gibi cümleler söylüyorum. Ya da siz de milliyetçi olmalısınız ya da siz de komünist olmalısınız gibi yönlendirmeler yapıyorum. Niye? Duyguları mesele katıyorum. Dolayısıyla teknik yönden kusurlu bir roman. Okuyucu yönlendiren bir roman. Bak burada sanat için sanat var. Burada toplum için sanat var. Burada yine sanat için sanat olacak. Burada ise toplum için sanat olacak. Ne oluyor hocam anlatıyorum. Bak şimdi. Realist romancılar ise, ben realist bir romancıysam, olanları olduğu gibi aktarıyorum. Gözlemliyorum. Yani evde ne yaşanıyorsa onu size aynen aktarıyorum. Siz diyorsunuz, aa bizim evde aynısı yaşanıyor hocam. Evet gözlemledim. Aynısı hocam. Aynı dediğiniz gibi gerçekçi bir şekilde aktarıyorum. Ve duygularımı esere katmıyorum. Okuyucuyu yönlendirmiyorum. O olayın akışını kesip bilgi vermiyorum. Dolayısıyla teknik yönden kusursuz romanlar. Dostoyevski, Tolstoy, Balzac, Gustav Flaubert. Bütün büyük romancılar hep bu akımda. Ardından da naturalizm var. Naturalizm ise, gerçi yine evimi anlatıyorsa ben naturalist bir romancıyım. Bu sefer evimi gözlemlerken gerçeğin çirkin yönünü daha fazla yansıtıyorum. Karakterleri evdeki çevreye, yani evde mesela küfürlü konuşuluyorsa küfürü yansıtıyorum. En iğrenç şeyleri bile aktarıyorum. Gerçeğin çirkin yönünü anlataraktan sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki hoca her şeyi anlatmış. Hatta gerçeği fazlasıyla detaylı bir şekilde en argosuna kadar anlatmış. Çünkü bize gerçeğin çirkin yönünü göstermek istemiş, bizim için sanat yapmış diyorsunuz. Demek ki naturalist sanatçı adeta bir deney masası gibi düşünüyor toplumu ve bazı maddeleri birbirine karışaraktan net bir sonuç elde edebileceğini düşünüyor. Mesela Aşk-ı Memnu romanında Bihter kocasını aldatıyor ya Adnan Bey. Aynısını annesi de yapıyor ve annesine benziyor diyor. Bak eğer Bihter gibi bir ortamda yaşayan başka bir kadın olsa o da aynı şeyi yaşar. Yani deney masası gibi düşünüyor toplumu. Soya çekimden bahsediyor. Dolayısıyla realizm var, gözlemliyor toplumu ama naturalizmden de faydalanıyor. Karakterlerin soya benzediğini de gösteriyor bize Halis Yavaş Akbil.
Romantik eserlerde iyiler hep kazanıyor, kötüler hep kaybediyor. Dolayısıyla romantik filmler, yani romantik romanlar böyle Türk filmi gibi ya. Kesin iyilerin kazanacağı belli yani. Anlaştık mı? Burası akımlar bu açıdan önemli. Şimdi romantizmin temel ilkeleriyle devam ediyoruz. Duygular, din, tabiat önemli. Konular günlük hayattan ve milli tarihten anlıyor. Niye? Toplumu yönlendirmeye çalışıyor sanatçı. İyi kötü, hayal gerçek karşılığından yararlanacak. Kişiler toplumunu herkesinden seçilebilir. Kişiler tek yönlü işlenir. Sanatçılar eserlerini, kişiliklerini asla gizlemez. Ve dolayısıyla olayın akışını kesip bilgi verdiği için romanlar teknik yönden kusurlu. Romanlar teknik yönden kusurlu. Devam ediyoruz. Çevre ve doğa betimlemelerine önem veriliyor. Olağanüstülükler, tesadüfler ve mucizelere yer veriliyor. Halkın konuştuğu dil kullanılıyor. Romantizmin belli başlı temsilcilerine baktığımızda Goethe, gördüğünüz gibi romantik. Schiller, Chateaubriand, işte Lamartine, Pushkin, bakın. Bütün Ruslar realisttir, bir tek Pushkin pişkinlik yapıyor diyelim yani. Dolayısıyla o romantik takılıyor. Bizde Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhakim Tarhan romantik. Şimdi burada tabi romancı olmaz için konumuzla alakası yok ama Ahmet Mithat Efendi mesela tam bir romantik romancı. Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında Felatun Bey rezil, iğrenç, pis bir herif. Baba parasını batırıyor. Rakım Efendi çalışkan, başarılı, akıllı bir adam ve sonunda iyiler kazanıyor. Fransız edebiyatında Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Rus'ta Tolstoy, Dostoyevski, Turgenev, Gogol. Bunlar nedir? Bunlar realist. Tabii şurayı bilelim. Bunlar realist. Şu kısım realist. Bunlar ise tabii ki Fransız edebiyatındaki hem realist hem de romantik romancılar. Bunlar belli başlı romanları da bilelim istedik. Buraya da yazdık. Şimdi gelelim Tanzimat romanına. Burada şunu çok iyi bilmemiz lazım. Tanzimat romanında Şinasi'nin tabii ki 1860'ta çıkardığı bir Agi Efendi ile çıkardığı bir gazete var. 1860'ta Şinasi'nin Agi Efendi ile Tercüman Ahval gazetesini çıkarıyor ve bu gazetenin çıkmasıyla birlikte ne başlıyor? Tanzimat romanı başlıyor. Roman türünün ilk örnekleri batılı yazarlardan yapılan çeviriler. Hani demiştik ya, Fenelon'dan Telemak adlı eseri Yusuf Kamil Paşa çeviriyor demiştik. Sonra batı romanların taklit edilmesi yolunda ilk yerli romanlar yazılıyor. İlk çevir roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eser. İlk yerli roman Şemsettin Sani'nin yazdığı Taşkı Talat'ın. Şimdi Tanzimat romanının genel özelliklerine baktığımızda birinci dönem ve ikinci dönem bilmemiz lazım. Burada tabii ki de toplum için sanat anlayışı var. Konular günlük hayat ve tarihten anlıyor. Kişiler tek yönlü, iyiler iyi, kötüler kötü. Olayların akışına rastlantılar var. Yazar kişiliğini gizlemez. Bu da zaten teknik yönden kusur yapıyor. Olay akışı kesilerek bilgi ve öğüt veriliyor. Tasvirler süs ve dolgun unsuru. Halka eğitmek, halka okuma alışkanlığı kazandırmak isteniyor. Dil biraz daha sade ve tabii ki de romantizm akımından etkileniyor. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Şemsettin Sami burada. İkinci dönem romanına baktığımızda ise bu sefer sanat için sanat yapılıyor. Konular günlük hayattan alınmış ve cariyelik, yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlilik ve fraganlık özentisi işleniyor. Kişiler gerçeğe uygun çizilmeye çalışılıyor. Olayların akışındaki rastlantılar azalıyor. Yazar kişiliğini gizlemeye çalışıyor. Bilgi öğüt vermez ve dolayısıyla tasvirler süs ve dolgun unsur olmaktan çıkarıyor. Dil ağır tabii ki. Burada gerçekçilik, yani gözlem, realizm ve naturalizm, gerçeğin çirkin yönünün dile getirilmesine önem verilecek. Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası'yla, Sami Paşazade Sezai Sergüzeş ile, Nabizade Nazım Karabibik ile gerçekten çok güzel romanlar yazacaklar. Şimdi burada bilmeniz gereken romanlar, ilk yerli romanı bilmelisiniz. İlk edebi romanı ve ilk tarihi romanı bilmelisiniz. Ve Felatun Bey ile Rakım Efendi'yi kesin bilmelisiniz. Niye? Tam bir romantik roman. Tam bir duyguların yansıtıldığı, iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir roman. İkinci dönemde ilk realist roman Araba Sevdası ve Dilber adlı kahraman üzerinden esir ticaretine değinen Sergüzeşt ve ilk köy romanı Karabik önemli. Tanzimat romanına en güzel örnek Felatun Bey ve Rakım Efendi. Burada doğu ve batı çatışması işleniyor. Rakım Efendi doğulu ve çalışkan, Felatun Bey rezil, batılı. İsimler sembolik. Burada şunu bilmemiz lazım. Rakım Efendi ideal doğulu, yani kaliteli bir insan. Felatun Bey ise batı taklitçisi, rezil, Allah belanı vermesin senin. Tam bir alafranga tip, yani batı özentisi. Felatun Bey miras yedi tiplerin öncüsü, yani baba parasıyı batırıyor. Rakım Efendi çalışkan ve tutumlu. Felatun Bey temelli bir israfla hayatını tüketenler arasında. Halkın anlayabileceği bir dil kullanıyor. Zaten Ahmet Mithat Efendi halka okuma sevgisi aşılamayı kendine şiar edinmiş, görev edinmiş bir adam. Yazar araya girerek yorumlar yapıyor. Bu da tabii ki teknik yönden romanları kusur yapıyor. Rezillik yani. Niye sen giriyorsun ki? Teknik yönden kusur. Yazar Rakım Efendi'nin tarafını tutuyor. Onu mutlu eder. Felatun Bey'i de iflas ettirip batırıyor. Geldik Sertifün'ün romanına. Şimdi Sertifün'ün sanatçılarının en önemli özelliği
hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı nedeniyle içine kapanık ve bireyci bir sanat anlayışı istiyorlar. Dolayısıyla bir düş gerçek çatışması, bir böyle bir üzüntü var. Bunun da en güzel örneği tabii ki de Mavi ve Siyah romanı. Bakın Mavi ve Siyah romanı tam da bunu özetleyen bir roman. Niye biliyor musunuz? Mavi hayallerle İstanbul'a gelecek şey Ahmet Cemil romanın kahramanı simsiyah bir gecede geri dönecek. Kişiler Ahmet Cemil, Lamia, bunu bilmemiz yeterli. Dönemi anlatan bir nesil romanı Sertifi'nin roman açısından. Ahmet Cemil tam anlamıyla Sertifi'nin karakterini temsil ediyor. Dil süslüyorlar. Zaten Sertifi'nin en önemli özelliği bu. Realizm akımı başarıyla anlatılıyor. Neden sonuç ilişkisi içerisinde, mekan işlevsel bir nitelikte. Burada hayal yani mavi ve gerçek yani siyah. Hayal hakikat çatışması, düş gerçek çatışması var. Olaylar 19. yüzyıl sonlarında tabii ki İstanbul'a gerçekleşiyor. Büyük hayallerle geliyor İstanbul'a Ahmet Cemil. Kitap çıkaracak ve sevdiği kızı alacak. Hem kitabı çıkmıyor hem de sevdiği kızı başkasına kaptırıyor. Roman adına yansıyan renkler birer sembol olmuştur. Genç bir şairin İstanbul'da hülyalardan uyanıp... İstanbul'da demeyelim. Genç bir şairin mavi hülyalardan uyanıp siyah felaketlere doğru gidişi anlatılıyor. Ruh çözümlemeleri son derece başarılı. Tam bir Sertifi'nin romanı. Şimdi Sertifi'nin romanı geri dönecek olursak şöyle birazcık anlatalım. Birincisi burada Sertifi'nin dergisi etrafında gelişiyor. Bunlara biz edebiyatı cedideciler diyoruz. Edebiyatı cedide adıyla da anılıyor. İkinci Abdülhamit döneminde baskı var. O yüzden bu şekilde eser veriliyor. Sanatçılar dönemin siyasi ve sosyal koşulları sebebiyle içe dönük yani birazcık böyle kapanık içe dönük ve tabii ki de karamsar bir yapıya sahipler. Herhangi bir burun kelimesi bile kullanılamıyor. Niye? Sen acaba Abdülhamit'e mi laf ediyorsun? Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çevrilen edebiyat ve hukuk makalesi bir çeviri makale yüzünden de tabii ki bu dergi kapatılacak ve Sertifi'nin dergisi sanat hayatı sona erecek. Sonradan tabii Fecrat döneminde yeniden devam edecek. Bu dönemde roman türü teknik anlamda batılı bir nitelik kazanıyor. Batılı anlamda ilk olgun örneklerini tabii ki Halil Ziya Uşaklıgil verecek. Aşk-ı Memnun'un da yazarı. Türk Edebiyatı'ndaki ilk psikolojik roman Sertifi'nin sanatçısı Mehmet Rauf tarafından yazılan Eylül adlı roman. Süreyya Bey ve Suat Hanım arasında yaşanan ve Necip diye de bir yasak aşk var. Konusu yasak aşk. En sonunda evin içinde yanarak vefat edecekler. Şimdi Sertifi'nin romanının genel özelliklerine baktığımızda birincisi Fransız edebiyatı örnek alınıyor. Zaten bunun başlangıcı da hani şurada bir kağıt yapmasın mı? Nerede o kağıt? Bakayım. Ha, şurası. Şimdi buradaki Üstad Victor Hugo'ydu hatırlarsanız. Victor Hugo'ydu. Bunun şeyini belirleyen. Bunun kurucusu Boileau. Bunun kurucusu, realizmin kurucusu ise esasında yani bu başlatan, ilk realizm romanı başlatan kişi Gustav Flaubert. Gustav Flaubert'in Madame Bovary diye bir romanı var. Burada Emma Bovary karakteri de eşini aldatıyor gerçekçi bir şekilde. Burada da Emil Zola'nın Meyhane Nana eserlerini örnek verebiliriz deneysel romana. Burada işte Madame Bovary'den esinlenecek Halil Ziya Uşaklıgil'de. Fransızlardan örnek alıyorlar. Sanat için sanat görüşü benimseniyor. Ve tabii ki realizm yani gözlemcilik ve naturalizm deney, soya çekim akımlarından etkilenecek. Konular İstanbul'dan konak ve yalı hayatından seçilecek. Niye? Üst zümre edebiyatı. Aile, yasak aşk, gerçeklerden kaçış, hayal hakikat çatışması temaları işlenecek. Olayın akışı kesilip araya bilgi verilip öğüt verilmiyor. Dolayısıyla teknik yönden kusursuz. Gerçeği zorlayan tesadüfler yok. Kişiler idealize değil. Olduğu gibi yansılıyor. Mesela Bihter'i düşünün. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Behlül. Hem rezil pis bir herif hem de iyi yönleri de var. Adnan Bey. İyi miydi, kötü müydü? Yani. Kim mutlu oldu? En sonunda yani. İyiler kazandı mı? Hayır. Kötüler kaybetti mi? Hayır. Tam anlamıyla gerçekçi. Olay örgüsü karakterlerinin canlandırılması ve çevre tasvirleri gerçekçi, realizm. Kişiler ruhsal yapıları analiz ediliyor. Süslü ve ağır bir dil kullanılıyor. Halil Ziya Uşaklıgil, Mavi ve Siyah, Aşk-ı Memnun. Mehmet Rauf, Eylül. Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat ve Hukuk Çevresi. Bunlar önemli. Şimdi Halil Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah'ını, Aşk-ı Memnun'unu ve Kırık Hayatlarını bilin. Mehmet Rauf'un Eylül'ünü bilin. Hüseyin Cahit Yalçın'ın da Nadide'yi bilmeniz gerekebilir. Şimdi Mavi ve Siyah anlatmıştık. Mavi hayallerle İstanbul'a gelen Ahmet Cemil simsiyah bir gecede gidiyor. Tam bir düş gerçek çatışması. Geldik milli edebiyat romanına. Artık Türkçülük, vatanseverlik ön planda. 1911'de Selanik'te Genç Kalemler dergisi etrafında çıkardıkları dergiyle milli edebiyatı başlatacak. Kim? Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem. Derginin adı ne? Genç Kalemler. Burada Yeni Lisan diye bir makale yayınlayacaklar ve yepyeni pırıl pırıl bir dili başlatacaklar.
Milli Edebiyat dönemi 1923 Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreyi kapsıyor. Bu dönemde tabii ki Türkçülük yani milliyetçilik akımı etkili olacak. O yüzden de Milli Edebiyat. Burada memleket edebiyatı çağrı başlatıyor. Yani herkes memleketine, ülkesine sahip çıkıyor. Tabii ki halka doğru anlayışı var. Yani halk için sanat yapılıyor, sanat toplum için yapılıyor. Edebiyatta yerli ve milli kaynaklara dönme fikri ön plana çıkıyor. Burada tabii ki halkın dilini halka yansıtabilmek için sade dil anlayışı benimsenecek. Bunun anahtar kelimesi yeni lisan. Yeni lisan makalesinde yepyeni pırıl pırıl bir Türkçeyi çıkarıyor milli edebiyatçılar. Anadolu ve Anadolu insana yöneliş, köy ve taşra edebiyatındaki köy ve taşra hayatı edebiyatı yerini alıyor. Şimdi milli edebiyat romanının genel özelliklerine baktığımızda birincisi yerlilik ve millilik ilkeleri kişi seçiminde belirleyici. Millilik ilkeleri belirleyici. Tip ve karakterler daha çok Türklerden seçiliyor. Kahramanlar hep Türkler, böyle Batı özensi falan yok. Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı, Doğu-Batı çatışması, Türklerin uzak geçmişi ele alınacak. İstanbul'un dışına çıkılıp Anadolu ve Anadolu insanı anlatılacak. Yurdun her köşesi mekan olabilecek. Her mesela Aşk-ı Memnu İstanbul'daydı. Maalesef İstanbul'daydı. Artık milli edebiyatta Anadolu'ya gidiyoruz. Arapça ve Farsça sözcüklerden uzak sade bir dil kullanılıyor. Ve tabii ki de gerçekçilik yani realizm akımından etkilenecek. Realizm akımının anahtar kelimesi de gözlemci, gerçekçi anlayış benimsenecek. Ömer Seyfettin hikayeleriyle, Yahu Kadri Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar ki toplumu yansıtan romanlarıyla, Refik Halit Karay yine sürgün, memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri gibi eserleriyle, Halide Edip Adıvar yüceltilmiş kadın kahramanlarıyla, Reşat Nuri Güntekin öğretmen karakterlerini ön plana çıkarmasıyla, Ahmet Hikmet Üftüoğlu Haristan ve Gülistan'ıyla çok önemli, Akka Gündüz yine Dikmen Yıldızı gibi eserleriyle çok önemli sanatçılar. Bunlardan hem yazılarınıza hem de üniversiteden çok fazla soru bekleyebilirsiniz. Bakın, Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek ve Vurun Kahveye bilmeniz lazım. Yahu Kadri Karaosmanoğlu ilk romanı Naim Efendi ve Seniha üzerinden toplum nesil çatışması, Kiralı Konak, Nur Baba ve aynı zamanda Yaban. Tabi Yaban biraz daha Cumhuriyet dönemine geçiyor ama milli edebiyat romanı için bunlar önemli. Reşat Nuri Güntekin Çalı Kuşu, Refik Halit Karay İstanbul'un İç Yüzü, Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe ve Efruz Beyleri, Ahmet Hüftüoğlu'nun Gönül Hanım'ı önemli eserler. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan belli başlı romanlara baktığımızda Kurtuluş Savaşı deyince tabii ki aklımıza kim geliyor? Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Oradaki Atatürk'ün milli mücadeledeki başarısını biliyoruz. Burada Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe'ye yine ön planda Kurtuluş Savaşı anlatılıyor. Yaban, Ahmet Celal üzerinden Aydın Halk Çatışması anlatılacak. Bu da önemli bir eser. Akka Gündüz Dikmen Yıldızı, Sami Kocagöz Kalpaklılar ve Dolu Dizgin eserini yine bilmemiz lazım. Aynı şekilde Kemal Tahir Yorgun Savaşçı, Tarık Burak Küçük Ağa'da Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlar. Milli Edebiyat romanının en güzel örneklerinden bir tanesi. Ateşten Gömlek. Peyami, İhsan ve Ayşe. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor ama aynı zamanda aşk da var. Ama aşk için doğru zaman değil ki. Ateş var, savaş var. O esnada aşk gömleğini giymek çok sıkıntı. İzmir'in işgali, milli mücadelenin doğuşu ve zaferle sonuçlanması. Romanları, kahramanları, idealist vatansever kişiler. Eser Peyami'nin günlüklerinden oluşuyor. Zaten Halide Edip Adıvar'ın Handan romanı da yine mektup halinde. Ayşe'nin yazdığı mektuplar da romanda önemli bir yere sahip. Evet, şimdi bunları işledik ama bunlarla alakalı bakın sizlere aynı zamanda bu videonun kendisine ulaşabileceğiniz gibi burada sizler için roman konusunda bakın sayfa özetlerimizi göstermek istiyorum. Sayfa 90, Tanzimat romanını net bir şekilde burada sizlere özetledik. 92, aynı zamanda 94'te Sertin romanı bakın Mavi ve Siyah, Hayal, Hayal Kırıklığı, Düş, Gerçek, Ünlü Birisi Olma Ümidi, Uzak Bir Yere Kaçış. Tam anlamıyla Mavi ve Siyah burada sizlere özetledik. Buradaki okumalarınızı yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Buradaki çalışmalar sizler için gerçekten çok önemli. Bu sayfalardan çalışmalısınız. Buradaki soruları çözmelisiniz. Yine Milli Edebiyat romanı ile alakalı. Bu kısım çok çok önemli. Bakın bu sayfada burası çok önemli. Sade dil, abartılı söyleyiş, süslü ağır tamlamalarla yüklü pırıl pırıl Türkçe. Dil açısından. Yanlış batılaşma, alafrangalık özentisi, düş gerçek çatışması, milli mücadele. Toplum için sanat, sanat için sanat, sanat için sanat, toplum için sanat. Kişiliğini gizlemiyor, kişiliğini gizliyor, gerçekçi bir gözlem yapılıyor, gerçekçi bir gözlem yapılıyor. Romantizm, realizm, naturalizm, realizm, naturalizm. Yani bu sayfayı size soracaklar. Dolayısıyla sizin de bu sayfalara çalışmanızı istiyoruz arkadaşlar. Sonrasında cümle türleri geliyor. Şunu şöyle kaldıralım. Şöyle hop. Evet, skopumuzu düzelttik. Geldik, burada durduk. Şöyle şöyle yapalım. Evet. Dolayısıyla buradan ödevlerinizi veriyorum. Aynı zamanda Türk Dili Edebiyatı'ndan da ödevlerinizi vermek istiyorum arkadaşlar. Burada yine sayfalarımız belli. Şiirden sonra gelen, Türk Tiyatrosu'ndan önceki kısım. Romanda sayfa
127'den başlıyoruz arkadaşlar. Şu kısma kadar buradaki yazılı sorularını da çözmenizi istiyorum. Sayfa 132'ye kadar çözmeniz sizin için faydalı olacaktır. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.